Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hoş geldiniz. Bugün COVID-19 aşı uygulamaları polikliniğindeyiz. Hastanemize COVID-19 aşısı olmak için gelen hastalarımızla kısa bir söyleşi yapacağız. Mersin Şehir Hastanesi'ne öncelikle hoş geldiniz. COVID-19 aşınızı oldunuz. Hayırlı olsun, geçmiş olsun. Neler hissediyorsunuz? Gayet iyiyim. Yani geldim, hiçbir sıkıntı sorun yaşamadan, sıra beklemeden, hatta randevu saatimden daha önce aşımı oldum. Rahatlıkla yönlendirme, yardımcı olma da gayet iyiydi. Çok çok teşekkür ederim yani. Gerçekten çok güzel bir hizmet veriliyor. Sağ olun, var olun. Çok mutluyum. Umarım herkese iyi olur. Herkes yaptırsın. Yaptırması da gerekiyor. Çocuklarımızın okula gitmesi gerekiyor. Rahatça, maskesiz, özgürce gezmemiz gerekiyor. Herkese tavsiye ediyorum. Yaptırmasını istiyorum. Normal hayatımıza geri döneceğiz. Gönül isterdi ki bu kadar hani kayıplarımız olmadan, böyle güzel bir şekilde, sıra beklemeden, hijyenik bir ortamda aşılarımız olmamızdı. Bunda olduk. Kronik hastalığı olan insanlar var. Bizim bağışıklık sistemimiz güçlü olabilir ama o insanları da düşünmemiz lazım. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Gelip aşılarını olsunlar. Hiç sıra beklemiyoruz. Gelip 5 dakikalık bir işlem sonunda hayat kurtarıyor. Çok iyiyim. Çok mutluyum aşı olduğum için. Birinci dozu vuruldum. İkinci dozu bekliyorum. İkinci doz da herhalde yanılmıyorsam 15 Temmuz'da falan olacağım. Memnunum yani. Vallahi rahat olduk yani, sırada beklemedik. Ondan sonra o noktada hani rahatça bir şekilde aşımızı olduk. Tekrardan gidiyoruz kısmetse. Bu bizim bireysel sorumluluğumuzun yanında aynı zamanda topluma karşı bir sorumluluğumuz olarak düşünüyorum. Herkesin yaptırması lazım ki bu hastalıktan bir an önce kurtulalım. Yani. Bence çok güzel bir duygu. Sonuçta bu hastalıklardan en kısa sürede kurtulma sebebimiz bu olabilir yani. İyi bir şekilde aşımızı olduk. İnşallah da bundan sonra herkesin olması dileğiyle. Yani umutluyum, inşallah bitecek. O yüzden biz de aşımızı olduk bakalım yani. Sadece umutluyum iyileşmek adına. Onun dışında bir şey hissetmiyorum. İyileşmek, yani bu hastalığa yakalandım ben. Nasıl geçirdiniz? Nasıl geçirdim? İlkten grip olmuştum ben. Grip gibiydim. Tabii anlamadım. Evdeydim o dönemde. Sonra kokuyla tat hissi gidince dedim evet ben de yakalandım. Sonra evde tahlilimi yaptırdıktan sonra evde normal bir şekilde geçirdim ve hala koku alamıyorum. Şu anda 1 yıl dolmak üzere neredeyse. Koku ve tat olayı, tat geldi mi kokularda yine problem yaşıyorum. Aşıyı tavsiye ediyor musunuz geçirmiş olan biri olarak? Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Aşıyı tavsiye edebiliyor muyum? Tavsiye etmek zorundayım çünkü herkes aşı olmak zorunda. Neyin ne olacağını bilemiyoruz. Yani bu bizim için umut. Yani sonuçta bu sağlık için olan bir şey. O yüzden tavsiye ediyorum. Herkes aşısına vurulsun bence. Çok geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bugün bize söyleşileriyle katılan, aşıyla COVID-19'u aşan hastalarımıza teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı günler dileriz.